Hocam Allah ilmi isteyene parayı istediğime veririm demiş midir? Hayır dememiştir. Böyle bir ayet yok. Uydurma. İlmi isteyene parayı istediğime veririm sözü uydurma bir sözdür. Böyle bir ayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yoktur. Ama şu tür ayetler vardır. Zengin eden de, yoksul eden de, güldüren de, ağlatan da Allah'tır diye ayet var. Burada da hayatın mutlu ve mutsuz anlarını, acılı ve mutlu günlerini, hayatın inişlerini, çıkışlarını ve başımıza gelen hayattaki olayların hepsinin Allah'ın koyduğu ilimler ve yasalar çerçevesi içerisinde cereyan ettiğini anlatmak için bunları söylemiştir. Özellikle de zenginlerin ellerindeki malların kendine ait olmadığını vurgulamak için size o malı ben verdim. Şu anda da yoksula vermenizi istiyorum. Çıkarın elinizden, verin demeye getirmek için böyle sözler söylemiş. Ama direkt senin yazdığın şekilde, Ahmet Aktaş'ın yazdığı şekilde Allah ilmi isteyene parayı isteyene veririm diye bir ayet yok. Bu dediğim çerçevede birkaç ayet var. Mantık suyun gaz hali, sıvı hali, katı hali gibi hocam görmediğimiz ama inanmadığımız Allah'tan insana, seçilen insandan dünyaya o Özay Topbaş merhabalar, ebeveynler kız çocuklarına iyi davranmıyorsa kız çocuklarının da onlara iyi davranmaması günah mıdır? Bir durum daha var. Miras erkek çocuğa, iki çocuk kız çocuk iki çocuğa bir midir? Ebeveynler kız çocuklarına iyi davranmıyorsa kız çocuklarının da onlara iyi davranmaması diye bir davranış bence doğru değil. Zaten iyilik sana kötü davranıldığında iyi davranıyorsan asıl iyilik odur. Sana kötü davranıldığında iyi davranıyorsan, seni incittikleri halde senin onları incitmiyorsan asıl erdemli olan davranış bu. Yoksa herkes normalde iyi davranır.